Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda CES turumuz devam ediyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından birisi olan CES'te ABD'nin Las Vegas şehrindeyiz. Hemen şöyle göstereyim şurada. Şöyle yapalım, biraz zor görünüyor buradan. Evet, küçük bir cihazımız var burada. Dell yeni bir ürünü tanıttı. Dell XPS 13 modeli tanıttı. Bu yeni model özellikle böyle sürekli hareket halinde olan, güçlü ve pil ömrü uzun bir bilgisayar arayanlara hitap eden bir cihazdı. XPS serisi zaten genelde öyleydi. Yine bu güncellenen donanımla beraber bu iddiasını devam ettiriyor. Şık bir bilgisayar olmuş. Henüz fiyatı belli değil ama çok ucuz olmayacağını söyleyebilirim. Gelin şimdi Dell XPS 13'ün detaylarına beraber bakalım. Dell'in güncellenmiş XPS versiyonu. Bu model özellikle hareket halinde böyle hani işte power user dediğimiz bilgisayarı çok yoğun kullanan ve işte güce ve pil ömrüne ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor. Yine standart olarak aslında hemen baktığımızda fark edeceğiniz gibi çok ince bir ekranımız var. Bakın çerçevesi neredeyse yok gibi. Şuradan şöyle göstereyim, biraz daha detay vereyim size. Neredeyse çerçevesi yok gibi bir ekranımız var. Diğer gerçi CES'te gördüğüm diğer ürünlere göre çerçeve bir tık daha kalın, onu söyleyeyim. Yani çok da aşırı ince değil, öyle söyleyeyim ama yine de ince olduğunu söyleyebiliriz. Burada webcam'imiz var, hemen görüyoruz şurada. Bunun dışında böyle dokulu bir gövdemiz var. Şu an bilgisayarın gövdesine baktığımda böyle dokulu var. Bunu tam anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama şu anda ekranda görülüyor aslında. Burada ışık şartları biraz kötü olduğundan çok düzgün bir çekim yapamıyoruz ne yazık ki ama güzel bir bilgisayar. Power tuşumuz şuraya konumlandırılmış, şöyle düğme şeklinde konumlandırılmış. Yan tarafa bakalım. Kart okuyucu var. Standart olarak şöyle zoom gireyim. Kart okuyucumuz var. Artık micro SD'ye dönmeye başladı yavaş yavaş kart okuyucular. Evet. Kart okuyucumuz var. Kart okuyucunun hemen yanında USB Type-C bağlantımız ve kulaklık çıkışımız görünüyor. Diğer tarafa bakacak olursak, diğer tarafta da yine bu sefer iki tane USB Type-C var. Burada görülüyor zaten. Onun hemen yanında da güvenlik kilit yuvası yer alıyor. Güvenlik kilit yuvası yer alıyor. Touchpad'imiz ortalama bir büyüklükte. Bakalım şöyle hani cihazın neredeyse işte 3'te 1'i büyüklüğünde söyleyebiliriz. Evet, 3'te 1'i büyüklüğünü kaplıyor. Peki teknik özellikleri ne bu canavarın diyecek olursanız, Quad Core 8. nesil Intel Core işlemciler var ki i7'ye kadar kullandığını söylüyoruz. Bunun dışında ultra keskin 4K ekranımız var. 3840'a 2160 piksel. Görüyorsunuz zaten ekranın keskinliğini ve güzelliğini. Çok güzel bir şekilde görünüyor. Onu söyleyebilirim. Buradan en azından videoda bile anlaşılıyor. Şu anda renkleri görüyorsunuz ekrandaki. Gayet keskin. Onu söyleyebilirim. Thunderbolt desteği var cihazın üzerinde ki 40 gigabit saniyeye kadar destek veriyor. Thunderbolt 3 desteğimiz var. Dolby Vision desteği olan ilk bilgisayar bu. Ekranı normal bilgisayarlara göre yani çok daha parlak. Siyah renkler %10 oranında daha siyah. Beyaz parlaklık ise %40 oranında daha fazla parlak bir tasarım yapılmış. Ya çok hafif bir cihaz. Şöyle elimde tutuyorum ben. Kabaca bu herhalde 1 kilogram filandır diye tahmin ediyorum. Arkasına da bakalım burada. Cihazın arka tarafını görüyorsunuz. XPS logomuz var. Havalandırma fanları burada konumlandırılmış. Ön tarafına bakıyoruz. Şöyle bakalım. Burada da Dell logosu var. Hemen önde de bir güzel bir Dell logosu, logomuz var. Farklı renk seçenekleri var bu arada. İlla beyaz almak zorunda değilsiniz. Bu beyaz modeli ama hemen mesela şurada aynı ürünün siyah versiyonunda görebilirsiniz. Hemen yanında bir tane daha beyaz var. Burada iki farklı rengimiz burada bu şekilde sergileniyor. Tuş takım aralıkları fena değil. Bakın. Şöyle bakalım mesela. Tuş takım aralıkları fena değil. Ekranı bir daha görelim. Ekranı görüyoruz. Ekranı görüyorsunuz. Gerçekten de güzel bir ekran. Hatta bizim siteyi de açtık. Hatta şuna da bir evet diyelim, trolleyelim biraz burayı.
Dokunmatik ekran var fark ettiğiniz üzere. Ekranın kalitesi de şu anda ekranda görüyor zaten şu anda. Siz de çekimlerde görüyorsunuz. Çok başarılı bir cihaz olmuş. Dell XPS 13'ün fiyatı $899 olarak açıklandı. Yani başlangıç fiyatı bu. Donanıma göre değişen bazı fiyatları olabilir. Çok yüksek mi? Bence değil. Sunduklarına göre çok yüksek değil. Ama tabii kurlar vesaireler deyince Türkiye'deki fiyatı olup Türkiye'ye gelirse epey yüksek olacağını söyleyebilirim. Bu arada cihazın pil ömrü de 13 saate kadar olduğunu söyleyelim. 13 saate kadar film izlediğiniz zaman bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Tabii yapacağınız işleme göre bu rakam düşebilir veya artabilir. Onu da belirtmiş olayım. Evet, gördüğünüz gibi Dell XPS 13 gerçekten de güzel bir cihaz olmuş. Umarız ki bu tarz cihazların sayısı artar ve önümüzdeki yıllarda biz de böyle ağır, büyük, hantal laptoplar kullanmaktan kurtuluruz diyelim. CES turumuz devam edecek. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ürünle ve diğer ürünlerle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse www.teknolojioku.com adresine yapabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.